Selamlar gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bugünkü konumuz asal sayılar. İkinci haftadayız arkadaşlar. Beşinci konumuzdayız. Asal sayılarla birlikte beşinci konumuzu da bitirmiş olacağız ve altıncı konumuza geçeceğiz sevgili gençler. Umarım ödevlerini yapıyorsundur. Ödevlendirdiğimiz kısımları ödevini yapıyorsundur. Bu haftaki ödevin neydi zaten? Basamak analizini, asal sayıları ve bir sonraki konunun sorularını hem matematiğin ilacından hem de kendi belirlediğin kaynaktan bu konuların sorularını tüketmek. Ki daha sonrasında bundan mesela 2-3 hafta sonra ben sana acil matematik TYT Soru Bankası'ndan ödevlendirme yaptığım zaman hiçbir zorluk çekmeden tüm bu konuları sorularını tüketebil, çözebil diye bu ödevleri yapmak zorundasın. Evet, asal sayılar diyoruz. Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar konumuza. Şimdi ilk sayfamızda 1 ve kendisinden başka hiçbir doğal sayıya bölünemeyen birden büyük doğal sayılara asal sayılar diyoruz. Şimdi bakın, tanımda zaten diyor ki birden büyük. Dikkat etmeniz gereken yerleri söylüyorum. Daha öncesinde öğrencilerin bana yönelttiği soruları soruyorum. Belki de binlerce öğrencinin dersine girmişimdir. Onların bana yönelttiği aralardan seçtiğim soruları söylüyorum. 1. Negatif sayılar asal olamıyormuş demek ki. Bu tanımdan anlayabilirsin. Birden büyük diyor çünkü. Peki en küçük asal kaç? 1'e bir de kendisine bölünecek. O zaman en küçük asalımız 2'dir. Bir sonraki 3, 5, 7, 11. Peki bu asal sayıların belirli bir düzeni var mı? Yani çift sayılar gibi. Çift sayılar ne diyorduk? İkişer ikişer artarak ilerlersek hepsini çiftleri karşılarız. 2'den başladık. İkişer ikişer arttır. Al sana bütün çift sayılar. 1'den başladın. İkişer ikişer arttır. Al sana tüm tek sayılar. Diyebilirsin ama asal sayıların belli bir düzeni var mı? Arkadaşlar belli bir düzeni yok. Belli bir düzeni yok ama ben size yine güzel notlar aldıracağım. En küçük asal sayımız 2'dir. 2 sayısı dışında diğer asal sayıların hepsi de tek sayıdır. Bakın 2 çift olan tek asal sayıdır. Dolayısıyla 2'nin haricindeki tüm asallar neymiş arkadaşlar? Tekmiş. Sadece 2 çift arkadaşlar. Ve ikinci bir özellik, bunu mutlaka şuraya yaz. Bakın 3'ten büyük tüm asallar. 2 ve 3'ün asal olduğunu biliyorsun. 3'ten büyük tüm asallar diyelim. Tüm asallar 6'nın katlarından bir eksik veya bir fazladır. Bakın veya dedim. Veya dedim. İkisi beraber olmak zorunda değil. İkisi beraber de olabilir. Ama 6'nın katından bir eksiği asalken 6'nın katından bir fazlası asal olmayabilir. Ki bunlara göre mesela bazı asalları şuraya sıralayalım. 2 var. 3, 5, 7, 11, 13 var. 17, 19, 23, 29 var 23'ten sonra. 31, başka ne var? 37 var, değil mi? Daha sonrasında 41 var. 43 var. 47 var. Tıp 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 böyle gidiyor. Şimdi kontrol edelim. 3'ten büyük dedik. Şunları ayrı tutuyoruz. Şimdi 5 sayısı. 6'nın katından 1 eksik. 7, 6'nın katından bir fazla. 11, 6'nın katı olan 12'den 1 eksik. 13, 12'den bir fazla. 17, 18'den 1 eksik. 6'nın katı 18 biliyorsun. 19, 18'den bir fazla. Yani 6'nın katından bir fazla. 23, 6'nın katından 1 eksik 24'ten. Bakın 24'ün bir fazlası 25 ama asal değil. İşte burada veya dediğimiz kısımda buna dikkat çekiyorduk. 29, 6'nın katından 1 eksik 31, 6'nın katından bir fazla. 37, 36'dan bir fazla. Ama 36'nın 1 eksiği olan 35 yine asal değil. Ona dikkat. 42'den 1 eksik 42'den bir fazla. 48'den 1 eksik. Bakın 48'in bir fazlası 49, o da asal değil. İşte bu şekilde bunu genelleyebilirsin. Bak, belirli bir kuralı yok diyorum hala ama bu şekilde neden bir kural varken ya da bu şekilde bilinen bir şey varken bunu kullanmayalım. Dolayısıyla bu notu buraya almanda fayda var. Şimdi gelin ilk sorumuzun çözümüyle başlayalım. ABC asal sayılar ve AB'den BDC'den küçük. Asal sayılar genel itibariyle iki haricindeki tüm asallar arkadaşlar tek sayıydı. Bunu biliyorsunuz. Peki burada ABC asalsa tek artı tek çift yapar. Bir tane daha tek çift artı tekten tek yapar ama burada 22 yapmış. Demek ki bunlardan birisi mutlaka 2. 2 2 ki o da A olur.
Çünkü en küçük. Demek ki bunlar da tek olacak. Neden? Çünkü ben 2'yi buraya yazarsam 2 tane tekil toplamı çift yapar. Çifte 2 eklersem 22 verebilir. Sıkıntı yok. Peki demek ki A %100 2. A 2 iken B artı C. Şuradaki B artı C ne olur arkadaşlar? 20 olur. Peki toplamları 20 olan 2 tane asal bulabilir miyiz? Küçükten büyüğe doğru tabii ki. Bakın bulabiliriz. Bir 3'e 17 vardır. 3'e 17. Bir de 11'e değil 13'e 7 vardır. Başka var mı arkadaşlar? Başka yok. Şimdi madem bu şekilde düşünüyoruz. 7'ye 13 yazdık gerçi. 13'e 7 değil tabii 7'ye 13 yazacağız. Çünkü B daha küçüktü. 7'ye 13 dedik. Başka da yok arkadaşlar. Şimdi B 3 iken C 17 ya da B 7 iken C 13 olacak. Hangisi bilmiyoruz. Madem öyle şuraya bir yazalım. 2 çarpı B'ye kaç dedik ilk başta? 3 dedik. Artı B 3 iken C 17 idi. Onu da yazdım. C 17 iken A da 2 idi. Şimdi şurası 6 yaptı. Şurası 51. Şurası da 34 yaptı. Toplamları 131 etmez arkadaşlar. Dolayısıyla demek ki bizim B ve C sayılarımız şunlar değilmiş. 7 ve 13'müş. O halde bunu yazacağız arkadaşlar. Bakalım gene sağlamasını yapalım. Bu 2 iken bu 7, burası 14 yaptı. Bu 7 iken arkadaşlar bu 13, burası 7 kere 13'ten 91 yaptı. Burası 13 iken arkadaşlar burası da 2 ise burası da 26 yapar. Şimdi düşünelim. 14, 91 daha, 105, 26 daha, 131'in ta kendisi. Dolayısıyla gençler demek ki B 7'ymiş, C 13'müş. Bunların çarpımı sorulmuş bize B çarpı C diye cevabımız ne olacakmış? 91. Geçiyoruz arkadaşlar 3. sayfamız için sağ üst tarafa 3. sayfada 2 tane sorumuz bulunmakta. Çözelim. 100 sayısından küçük 25 tane asal sayı vardır. Şuraya da ekleyebilirsin. Şimdi birden hop 100'e kadar. Bu aralıkta kaç tane asal varmış? 25 tane asal. Bakın olasılık sorusu bile olarak karşınıza gelebilir. 1 ile 100 arasına mesela şöyle bir soru yazabiliriz hemen. Birden Ela diyelim ya da Ali 1 ile 100 arasındaki 1 ile 100 de dahil olmak üzere bütün sayıları bir kartona yazıyor ve bir cam fanusun içine atıyor. Yani 100 tane kartonumuz oluyor, 100'ünü de cam fanusun içine atıyor. Rastgele bir kağıt seçiyor. O rastgele seçilen kağıtta asal sayı olma ihtimali nedir diye bir soru sorulsa sen artık cevaplayabilirsin. 1'den 100'e kadar 25 tane olduğunu biliyorum. İstenen durum 25, tüm durum 100 eşittir. 1 bölü 4 dersin olur biter. %25'tir dersin olur biter. Bu da bir genel kültür olarak kenarda dursun belki bir gün işine yarar. 25 tane asal sayımız var 1 ile 100 arasında. 100'den farklı kaç tane en tam sayısı için n'den küçük asal sayıların sayısı 25'tir. Şimdi 100'den farklı diyor bunu sayamayacağız. 100'den önceki en son asal sayımız ne arkadaşlar? 90. 7. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? 100'den küçük 25 tane asal var. Eyvallah. Ama 99'dan da küçük 25 tane asal var. 98'den de küçük 25 tane asal var. 97 diyemem. 97'den küçük 24 tane asal kalır. Çünkü 97'nin kendisi bir asal sayı zaten. 101 diyebilir miyim peki? Çünkü 100'den küçük demiyor. 100'den farklı diyor. 101 diyebilir miyim? 101 arkadaşlar nedir? Bir asaldır. Ve 101'den küçük kaç tane asal var? Gene 25 tane. Peki 102 diyebilir miyim? 102 diyemem arkadaşlar. Çünkü 102'den küçük. Şurada 25 tane. Bir tane de 101 vardı. O zaman 26 tane asal olmuş olur. Demek ki benim cevabım 1, 2 ve şuradaki olacak 3'tür diyeceğim. Cevabımız Bursa seçeneğiymiş dedik. Geçtik bir alttaki soruya. Bir alttaki sorumuz da şöyle yapalım. Biraz da elimize farklı bir renk alalım. Çeşitlilik olsun. Şimdi x bir asal sayıdır demiş. Onu bir işaretleyelim. X'in asal olduğunu unutmamak gerekiyor soruda. Yoksa boğulur kalırsın. 111'in karesi artı 444'ün karesi bölü x kesrini bir tam sayı yapan farklı x sayılarının toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar burada 111'in karesini alacaksın. 444'ün karesini alacaksın. Bunları toplayacaksın ve bunu bölen kaç tane asal sayı var? Bunları bulacaksın. Değil. Mesele bu değil. Mesele şu. 111 çarpanı 444'ün içinde var mı? Var. 111'in karesi parantezine alırım o zaman ben bunu. Burada ne kalır? 1'in karesi kalır. Ona da dikkat. Burada da çoğu arkadaşım şunu yapıyor. 111'in karesi parantezine alınca burada 4 kalır diyor. 4 kalmaz. 4'ün karesi kalır. Bölü x.
Şimdi üst taraf 111'in karesi. Onu bir yazayım şöyle. 111'in karesi çarpı içeri bakıyorsun. 1'in karesi 1, 4'ün karesi 16. 16 artı 1 de ne yapar? 17 yapar. E güzel. Böyle x'imiz var bir de. Peki bu 111 dediğimiz sayı hangi iki tane sayının çarpımı arkadaşlar? Hatta onları bir de asallar. 3 kere 37 arkadaşlar. Bunun karesi nedir? 3'ün karesi. 37'nin karesi çarpı bir de 17'miz var dedik. Bölü x. Şimdi bizim şuradaki sayımız yani 111'in karesi artı 444'ün karesi dediğimiz sayı aslında 3'ün karesi çarpı 37'nin karesi çarpı 17'ymiş. E güzel. Bu x de asalmış ve üsttekilerle sadeleşmesi gerekiyor. Niye? Bunun sonucunun ben bir tam sayı çıkmasını istiyorum. Soru bizden bunu rica etmiş. E şimdi x burada hangi asal olabilir? Bakın 3 olursa sadeleşir. 37 olursa sadeleşir. 17 olursa da bununla sadeleşir. X asalsa sadece 3, 37 ve 17 olabilir. E bunların toplamı istenmiş bizden. Dolayısıyla 3 ile 37'yi topla 40. Bir de üstüne 17 eklersek ne olur cevap? 57 olur sevgili gençler. Cevabımız budur diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz bir alttaki sayfamıza. Dördüncü sayfadayız. ABC bir hatırlatmamız var. ABC farklı asallar. PQR'de sayma sayıları. Sayma sayısı olması önemli. Olması olmak üzere N1'den büyük için her bir N doğal sayısı arkadaşlar bu şekilde asalların kuvvetlerinin bir çarpımı olarak yazılabilir diyoruz. Şimdi asal sayılar eyvallah sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılar dedik. Yani sadece iki tane pozitif böleni olacak. Tamam. Peki bu asal sayıların farklı bir özelliği yok mu? Var işte bu. Asal haricindeki hatta asallar da dahil diyebiliriz buna. Tüm sayılar bir veya daha fazla asalın çarpımı biçiminde yazılabilen sayılardır. Ki biz bu çarpımı gösterdiğimiz zaman da arkadaşlar işte buna bu sayıların asal çarpanlarına ayrılmış halidir diyoruz. Mesela 540 sayısının asal çarpanlara ayrılmış biçimi hangisidir diye sormuş. Ben bu 540'ı yazacağım. Sonra da arkadaşlar şöyle düz bir çizgi çekin. Çekmeseniz de olur. Çizgi bir görsel sadece. 2'ye bölerim. 270. Tekrar 2'ye böldüm arkadaşlar. 135. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünür ama. 3'e böldüm. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm. 1. Demek ki bu 540 sayısı neymiş arkadaşlar? Bakın. Burada kaç tane 2 var? 2 tane. 2'nin karesi. Burada kaç tane 3 var? 3 tane. Tabii şunu düzeltmeyi unuttuk. Bazen unutuyoruz. 2'nin karesi çarpı. 3'ten kaç tane var? 3 tane var. 3'ün küpü çarpı 5'ten bir tane olduğu için 5 üzeri 1 deriz. İşte bizim asal çarpanlarına ayrılmış şeklimiz budur. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Tabi hocam orada 5 üzeri 1 yazdık. Burada yazmadık. Onu zaten biliyorsun. 5 üzeri 1 zaten 5'tir sevgili gençler. Dedik ve bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Kaçıncı sayfadayız? 5. sayfada. 3 tane sorumuz var arkadaşlar burada. 250 sayısının en küçük 2 asal çarpanının toplamı nedir? 250'yi diyor asal çarpanlarını ayıracaksın diyor. 2'ye böldük. 125. Şimdi 125 artık 2'ye bölünmüyor. Peki 3'e bölünüyor mu? Ona da bölünmüyor. O zaman biz bunu 5'e bölelim. 5'e böldüğümüz zaman 25. 5'e böldüm. Tekrar 5. 5'e böldüm 1. Bunun zaten iki tane asal çarpanı var. Birisi 2, öteki de 5. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? 7'dir. O halde cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Şimdi geçelim ikinci sorumuza bu sayfadaki. ABC sayıları bir asal sayıymış. A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. Bir de şöyle bir kural vermiş bize. Bu kurala uygun hareket edeceksin. Asalları bu şekilde bulacaksın diyor. Pekala. Şimdi bu A dediğim sayı bir asal. Tamam. Peki asalların kendileri haricinde bir çarpanı var mıydı? Veya bir haricinde bir çarpanı var mıydı? Yoktu. O halde arkadaşlar A sayısı buradaki 3'ten ya da 13'ten bir tanesidir. Ya 3'tür ya 13'tür mutlaka. Ama bize diyor ki en küçüğünü soruyor. O zaman benim A'yı 3 seçmemde tabii ki aklı selim bir hareket vardır orada. Güzel. Şimdi A'yı 3 seçeceğiz de. De. D'si var. Diğerlerini nasıl bulmamız gerekiyor arkadaşlar? A 3 ise demek ki burada 13 diye bir şeyin kalmaması gerekiyor. Ne dedik az önce asala? Ya kendisidir çarpanı ya da 1'dir. Madem öyle kendisi olacaksa 13 diye bir çarpan da olmayacaksa burasının 1 olması lazım. Hangi şartta 1 olur? Üssüz 0 olursa. Peki C'nin kaç olması lazım? C eksi 2 sıfırsa C'nin 2 olması lazım ki üstü 0 olsun ki 2 asal mı? 2 asal arkadaşlar. Hem de en küçük asal demiştik. Demek ki C'yi de 2 seçeceğiz. Gayet küçük ilerliyoruz şu an. Peki B'yi ne seçeceğiz?
A'yı 3 yapmak istiyorsak, burası 1 oldu ya artık kocaman. Burayı 3 yapmak istiyorsak üst tarafı 1 yapmamız lazım. O halde B eksi 2 eşittir 1 ise B kaçmış? O da 3'müş ki 3 de bir asal. Demek ki B'miz de 3'müş arkadaşlar. Bunların toplamını sormuş. 3 artı 2 5, 3 daha 8 yapar. Cevabımız da Edirne'dir diyebiliriz. Evet, bir alttaki soruya geçiyoruz. Alttaki soru için biraz sayfamızı kaydırabiliriz. X, Y bir doğal sayı. N doğal sayıydı. Bir doğal sayı olmak üzere X kare eksi Y kare 13 olduğuna göre X kaçtır? Burayı hatırlatma niteliğinde daha işlemediğimiz bir konu olduğu için 2 kare farkı diye not alıp 2 kare farkının yazıyla yazalım. 2 kare farkı. Bu bir hatırlatma. Bunu hiçbir zaman unutma. Türevde, integralde bile karşına çıkacak. Tamam, hiçbir zaman unutma bunu. 2 kare farkı, x kare eksi y kare, iki tane karesel ifadenin farkı yani. Bu arkadaşlar x eksi y ile x artı y'nin çarpımıdır diyeceğiz biz buna. Dolayısıyla x kare eksi y kareyi ben x eksi y çarpı x artı y olarak yazabilirim ve sonuç olarak da ne çıkıyormuş? 13. E şimdi hoş, güzel de, güzel de hocam. Bundan sonra x ile y'yi tahmin mi edeceğiz? Tahmin etmeyeceksin. 13 nasıl bir sayı diyeceksin hemen. 13 asal bir sayı. Ve asalın çarpanları da bir tanesi 1, öteki de kendisi. Yani bir tanesi 1, öteki 13 arkadaşlar. Dolayısıyla küçük olana 1, büyük olan 13 diyeceğiz. Hangisi küçük? Tabii ki x eksiye çıkarmışlar değil mi? İki tane doğal sayı var. Farkını alırsak daha küçük bir sayı ortaya çıkar. Demek ki burası 1'miş, burası 13'müş. O halde yazacaksın bak. X eksi y eşittir 1'miş. X artı y eşittir 13'müş. E gel bunları biz taraf tarafa toplayalım de mübarek, değil mi? Eksi y ile artı y gider mi? Gider. Burada iki tane x'imiz kaldı bak. 1 ile 13'ün toplamı kaçtır? 14. 2 tane x 14 ise bir tane x kaçtır? 7'dir. Demek ki cevabımız 7'ymiş arkadaşlar. O halde cevap C seçeneğidir diyebiliriz. Dedik ve geçtik 6. sayfamıza, ilk sorumuza. Birden büyük, asal olmayan bir tam sayının rakamlarının toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal çarpanlarının rakamlarının toplamına eşit oluyorsa bu sayılara Smith sayısı adı verilir. Böyle okuyunca hiçbir şey anlaşılmıyor, değil mi? İşte son zamanlarda, yani son 2 senedir 3 senedir meşhur olan soru tiplerinde genelde şu kısmı okuduğunda öğrenciler hızlı bir şekilde genelde bir şey anlamazlar. Ha, anlayanlar da vardır illaki veya anlaşılan sorular da vardır illaki. Ama şurası genelde anlaşılmaz. Bu yüzden de sana bu soruların her birinde bir tane örnek verir. Böyle yapacaksın der. Ve sen genelde örneği okuduğun zaman anlarsın. Ve artık burada demek ki şurayı, şu kısmı arkadaşlar, şundan daha sonra okumamızda fayda var. Sen bu soruları okurken üst taraf yerine alttaki örneği anladığın takdirde zaten üst tarafını okumana gerek kalmıyor. Şimdi örneğin demiş, yukarıda anlamadığımız yerin aşağıda örneğimi inceleyelim. 728 sayısı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7 çarpı 13. Yani bunu asal çarpanlarına ayırmış ve her bir asal çarpanı da çarpmış arkadaşlar. Biçiminde ayrılır. Daha doğrusu bunların çarpımıdır. Biçiminde ayrılır. Peki 7 artı 2 artı 8, yani 728'in rakamları toplamı 2 artı 2 artı 2 artı 7 artı 1 artı 3 müdür? Yani şuradakilerin her birinin toplamı mıdır? Bütün rakamların toplamı mıdır? İşte buna biz Smith sayısı diyoruz arkadaşlar. Diyor ki sayılardan hangisi bir Smith sayısıdır? Peki 21'in asal çarpanları nedir? 3 kere 7. Peki 3 ile 7'nin toplamı kaç? 10. 2 ile 1'in toplamı kaç? 3. 10 3'e eşit mi? Değil. 2 ile 4'ün toplamı 6. Peki 24'ün asal çarpanları nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. Bir tane daha 2'miz var 24 yapsın diye. E şunları toplayalım. 2 artı 2 4. 3 daha 7. 2 daha 9. Peki 9 6'ya eşit mi? Değil. O halde bu da gitti. 27'ye bakalım. 27'nin rakamları toplamı 9. Peki 27'nin asal çarpanları ne? 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani bunların toplamı 9'a eşit mi arkadaşlar? 3 artı 3 artı 3 eşit. Aha da sana Smith sayısıdır diyebiliriz. Yani cevabımız C seçeneğiymiş. Diğerlerini de bu şekilde deneyebilirsin ya da eleyebilirsin. Simit sayısı olup olmadıklarını görebilirsin sevgili arkadaşım. Şimdi 6. sayfayı da bitirdikten sonra geçelim 7'ye. N doğal sayısı olmak üzere 2 üzeri 2 üzeri n artı 1 biçiminde yazılabilen sayılara Fermat asalı denir. Aşağıdakilerden hangisi Fermat asalıdır? Şimdi bakın 2 üzeri 2 üzeri n, tabii bir de neyimiz var? Artı birimiz var. İşte biz buna ne asalı diyormuşuz? Fermat asalı diyormuşuz arkadaşlar.
Peki, şuradaki sayı bir kere ne olursa olsun ikinin bir kuvveti olmak zorunda. İkinin kuvvetine bir eklediğim takdirde Fermat asalını buluyormuşum. Şimdi hangisi Fermat asalıdır demiş de 18 zaten bir asal sayı değil. Mantıklı mı? Mantıklı. 29, 23, 17 ve 7 bir asal. Dolayısıyla ben Bursa'yı eledim. Zaten asal değil diye. Şimdi ne yapacağım? Bu şıklarda gördüklerimin hepsinden bir çıkaracağım. 6, bir çıkar 16, bir çıkar 22, bir çıkar 28. Sonrasında bunlar 2'nin kuvveti formatında yazılıyor mu yazılmıyor mu ona bakacağım. 6 yazılır mı? 2'nin bir kuvveti mi? Değil. 16 2'nin kuvveti cevap Ceyhan. 22 değil, 28 değil. Demek ki cevabımız C'ymiş. 1 çıkardıktan sonra 2'nin kuvveti mi değil mi? Buna baktık arkadaşlar. 2'nin kuvveti olanı işaretledik. Çünkü burada 2'nin bir kuvveti var. 2 üzeri eninci kuvveti de olsa bir kuvveti vardır sevgili gençler. Devam. En doğal sayı olmak üzere 2 üzeri n eksi 1 biçiminde yazılabilen asal sayılara Mersenne asalı denir. Aşağıdakilerden hangisi Mersenne asalıdır? Şimdi 2 üzeri n eksi 1 ise bak burada 1 çıkarmış. Bulduğu sonuçtan 1 çıkarmış. O zaman biz şıklarımıza 1 ekleyelim. 12, 14, 32 ve 38 diye. Şimdi hangisi 2'nin bir kuvveti ona bakalım. 2'nin kuvveti mi? Değil. Kuvveti mi? Değil. Kuvveti mi? Değil. 2'nin kuvveti nerede? 32. 2 üzeri 5'tir kendisi. 38'de 2'nin kuvveti olmadığı için cevabımız ne olacakmış sevgili gençler? 31 olacakmış diyeceğiz. Denizli'ymiş cevabımız. Geçtik 8. sayfamıza arkadaşlar. K pozitif bir tam sayı olmak üzere 4K artı 1 biçiminde yazılabilen sayılara Hilbert asalı denir. Buna göre hangisi Hilbert asalıdır? Nasıl yazılacakmış? 4K artı 1. Yani 1 çıkaracağız arkadaşlar. 1 çıkar 2, 1 çıkar 6, 1 çıkar 10, 1 çıkar 16. 1 çıkar arkadaşlar burada ne kalır? 18 kalır. Şimdi asallarımız bu sefer burada şıklardakiler asal. Ve geriye kalan 1 çıkardıktan sonra geriye kalan ifademiz de 4'ün katı olmak zorunda. 4'ün katı mı? Değil. 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 4'ün katı değil. Demek ki cevabımız denizliymiş diyeceğiz. İşte bu tarz soruları bu şekilde hemen aniden çözebilirsin. Bakmayın öyle. Biz de öğretmen olduğumuz yani öğretmenken karşımıza ilk defa bu sorular çıktığı zaman biz de illaki farklı yollar deniyorduk ama en kısası bu arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Bu şekilde çözdüğünüz takdirde bir hata da yapmamış olursunuz. Şuraya örnek koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Görsel koymayı unutmuşuz. Dolayısıyla bu soruyu da bu şekilde görselsiz çözelim şimdilik. Şimdi diyor ki yukarıda diyor bir tane A sayısı verdim ben sana. Asal çarpanlarını ayırdım da verdim diyor. Güzel. Asal çarpanlarını ayırmış da burada çok fazla sayı yok. A var, B var, C, D, E, F var. Burada X ve Y var. Sayıdan çok harf var arkadaşlar. X ve Y de birbirinden farklı sayılarmış. Şunların ikisi birbirinden farklı. Ve X 3'ten büyük veya eşitken Y'den küçükmüş. Y de 11'den küçük veya 11'e eşitmiş. Olduğuna göre X artı Y toplamı en çok kaç olur? Bir kere. Buradakilerin zaten asal sayılar olduğunu biliyorum. Yani şu taraftaki asal çarpanlarına inerken ya bunların hepsi de asal zaten. Bu bir. İkincisi Y'nin 11 olabilme gibi bir ihtimali varken ve en çoğunu soruyorken ben niye o Y'yi 11 seçmeyeyim? Y mecburen 11'dir. Hatta Y maksimum 11'dir. Peki X'i de burada 3 mü seçeceğiz? Yok, yok öyle. 3 ile 11 arasındaki 11'den farklı olan en büyük asalı seçelim ki x artı y çok gelsin. Ben burada x'i kaç seçebilirim arkadaşlar? 3'ten sonra 5 seçebilirim ama bir de 7 var. 7 gerçeği var. Demek ki x'i de maksimum 7 seçeceğiz. X maksimum 7 diyelim. İkisinin toplamı da arkadaşlar x artı y'nin maksimum değerini verecektir bize. 11 artı 7'den cevabımız 18'dir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Cevap Ceyhan'dı sevgili arkadaşlar. Dedik ve 8. sayfamızda bitirdiğimize göre artık bu videonun da sonuna gelebiliriz. Gençler şunu da unutmayın. Çok önemli bir hatırlatma yapayım. Bu PDF'in sonuna bakın ben bir tane boş sayfa ekledim. Bu boş sayfada arkadaşlar sizler için önemli, güzel bilgiler paylaşacağım. Haberiniz olsun diyelim ve bu videoyu noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu senin asal sayılardaki ilk videondu. Bir 10-15 dakika mola ver. Ben de o sırada videoyu paylaşırım zaten 10-15 dakika sonra. O videoda görüşürüz. Moladan sonra arkadaşlar hemen bu videoya damlıyorsunuz. Unutmayın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.